Kültürünü, sanatını tanıtma adına da çok büyük bir etkinlik aslında bu. Buradaki toparlanması elbette çok daha geniş olabilir ama bizim bir başka arzumuz da artık bundan sonra Trabzon'da bir Trabzon festivali şeklinde yapıp Trabzon'a artık dünyanın her yerinden Trabzon'un kültürünü, sanatını, bütün güzelliklerini tanıtmak için bir programımız zaten geçmişten beri vardı. Pandemi devreye girdi. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllardan itibaren de ona başlamış olacağız. Tabii bunun yanında geçmiş yıllarda hatırlarsanız bu tanıtımlar devam ederken yurt dışında da açılmamız gerekir dedik. O zaman ilk açılışımız Dortmund'da olmuştu, Almanya. Yurt dışına da devam edilmesinde de yarar olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bir şehrin dünyada tanınırlığı o şehre yapılacak olan her türlü yatırımda önem arz ediyor. Size göre Trabzon Türkiye'de kendini tanıtan vilayetlerden belki de birinci sırada. Yani evet, konum itibariyle, nüfus itibariyle baktığınız zaman tanıtımın ana amacı yatırım almak. Yani yatırımcı o şehri tanıyarak gelir, o şehre yönelir diyorsunuz Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak. Böyle bir avantaj elde ediyor muyuz? Yani bunun avantajlarıyla karşılaşıyor muyuz? Şimdi burada şunu dikkate almak lazım. Sadece yatırım değil, aynı zamanda turizm açısından da çok önem arz ediyor. Bir taraftan turizmin gelişmesi konusunda büyük katkısı olurken, diğer taraftan da şehrin büyüklüğü, şehrin az önce bahsettiğimiz kültürel ve sanatsal altyapısının büyük olması, yatırımcı açısından da o şehrin ne kadar geçmişe dayalı ve geleceğe dönük bir şehir olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan gerek turizm açısından gerekse yatırım açısından oldukça önemli. Evet. O zaman bir diğer fikir var. Diğer illere de bunların yayılması ama siz daha çok Trabzon'da bu bağlamda bir festival. Evet. Bizim üzerinde yıllardır durduğumuz, çalışmasını yaptığımız, hazır olan bir çalışmamız var. Trabzon Festivali olarak daha uzun bir süre bütün ilçelerin kültürünü, sanatını, güzelliklerini ortaya koyabilecek uluslararası festival yapmak. Bu bizim şehrimizin ekonomik girdisinde çok daha fazla artıracak. Dünyada biliyorsunuz gezmek için insanlar bahane arıyor bir yerlere gitme. Bu tür festivaller de belirli gruplar tarafından takip ediliyor. Biz eğer Trabzon'da böyle bir festival yaparsak uluslararası turistleri de ayrıca çekmiş oluruz. Evet. İnşallah bunun altyapısı oluşturulur ve bu geleneksel hale getirilir. Gelir. Tabii bütün amacımız bu. Dikkat ederseniz sürekli festival diyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz bir Somon Lezzetleri Festivali vardı. Evet. Onun ikincisini şimdi yapacağız. Bu yıl hazırlığını yaptığımız Trabzon Ot Lezzetleri Festivali hazırlığını yapıyoruz. Birincisi mi olacak bu? Bu birincisi olacak. Adım adım festivalleri şehrimizde arttırırsak gelecek olan turistleri de arttıracağız. Ekonomiye daha fazla katkı sağlamış olacağız. Evet, inşallah. Başarılar diliyoruz. Katkılarınız için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar.